bazı kurullar bazı yerlerde ilçe ve şehrimizde dönem dönem il seçim kuruluna bazı yerlerden çevrelerden baskı geliyor. Bunları görüyorum. Sormak isterim. Bakın örneğin açık farkla kazandığımız Tuzla'da mazbatayı benim genç yol arkadaşım ve başarılı olacağına çok inandığım Eren Ali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var? Yüzde on bir farkla kazanmış adayımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Amacınız ne? Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken seçimden sonra hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın birebir ucu ucuna takip edeceğimi buradan söyleyeyim. Bakın bu belediye başkanının yapmaya çalıştığı başka işler de var çok acayip şeyler deniyor panikle. Ben tabii yıllar önce kişiliğini analiz etmiştim ama kimseye inandıramadım. Bilgiler geliyor. Bu sabık başkanla iş tutanlar varsa bu sürecin uzaması onlara da zarar verecek. Bu anlamda ben Tuzla yapısı içerisinde bulunan devletimizin memurlarına orada görev yapan alın teri döken namuslu insanlara sesleniyorum. Ama Tuzla Belediyesi ama bir başka belediye ya da bir başka kurum. Bu devletin kurumlarında çalışan her devlet memuru bizim başımızın tacıdır. Her bürokratik görev yapan insan bizim başımızın tacıdır. Yeter ki görevini ahlaklı ve namuslu yapsın. Başka hiçbir kriterimiz yoktur. Keza Beykoz ve Gazi Osman Paşa'da tüm sandıkları yeniden saydırma konusundaki telaşınız ne? Süreci uzattıkça uzatıyorsunuz. Bunu yapmayın. Haksızlık yapıyorsunuz ama haksızlığın ötesinde başka kötülüklere fırsat veriyorsunuz. Yaptığınız sadece sandıkları tekrar saydırma meselesi değil. Bunun bedeli daha ağır yerlere gidiyor. Gözümün nuru gibi Beykoz'daki seçim sonucuna, gözümün nuru gibi Gazi Osman Paşa'daki seçim sonucuna, buradaki her zaman en önde adaleti tutan çok saygıdeğer parti yöneticilerimle birlikte milletvekillerimle, genel başkan yardımcılarımızla, il başkanlarımızla, başkanımızla birlikte takip edeceğimizden kimse şüphe duymasın. Şunu ifade edeyim. Yaptığınız adaletsizlikler işinize yaramıyor. Bu tür politikalar nedeniyle sadece ve sadece siz ve partiniz güç kaybetmiyor. Aynı zamanda ülkeye ve millete zarar veriyorsunuz soruyorum size içi boş gerekçelerle neler yaptınız neler Bakın ben yöneticilerin burada yaptığım toplantıların kayıtları var Aylar öncesinden üç buçuk dört ay öncesinden acil olmamak olması halinde bile izin alınması kaydıyla, eleman alımını durduran bir belediye başkanıyım. Bunu bir siyasi çıkar meselesi olarak kullanmadık. Her yönetici arkadaşım burada bir günlük briefingle görevinizi teslim edecek şekilde hazırlığınızı yapın talimatını veren Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla niçin bu gördüğünüz saray, bina, belediye binası ben emanetçiyim, Millet sahibi, millete hesap veren Ekrem İmamoğlu var. Başka bir detay yok bu işin. Bu anlayışı bu anlayışı sonuna kadar mücadeleyle herkesin zihnine kazıyacağız. Bakın içi boş gerekçelerle bana açtığınız davalar. Dönün bakın işinize yaradı mı? iş yapmamızı engellemek için her gün icat ettiğiniz o bahaneler sizi veya partinizi büyüttü mü? Büyütmedi. Vazgeçin. Size bir faydası yok artık. Zamanı geri saramazsınız. Ülkenin meselelerine eğilin. Enflasyonla mücadele edin. Yoksullukla mücadele edin. Emeklilere ve onların dertlerine eğilin. Hukukun üstünlüğüne dönün. Buradan tüm kurumları kayıtsız, şartsız, milli iradeye saygılı, demokrasiye ve hukuka bağlı olmaya davet ediyorum.